TRT Avaz ekranlarından, Dünyadaki Türkiye programından herkese bir kez daha merhaba. Bu hafta komşu Yunanistan'dayız. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teyiz. Tabii ki atamızın doğup büyüdüğü kent olan Selanik. Önce Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret edeceğiz. Zaten konsoloslukla Atatürk'ün doğduğu ev yan yana, birbirine bitişik. Konsolosla yaptığımız sayın başkonsolosla yaptığımız röportajın hemen ardından birlikte Atatürk'ün evini ziyaret edeceğiz. Değişime inanamayacaksınız. Tam bir tek kelimeyle şahane olmuş bina. Ardından bu güzel şehri gezeceğiz birlikte. Osmanlı'nın izlerini derinden taşıyan Selanik'in yemeklerini de birlikte tadacağız. İşte Selanik'teyiz. Ege Denizi'nin öte tarafındayız. Zaten gelseniz İzmir'e ne kadar benzediğine inanamayacaksınız. Ama gerçekten gelmeniz lazım. Görüyorsunuz montları attık. Hani biz Türkiye'deyken de aynı şeyi yaparız ya. Ege'ye gittiğimizde hemen üzerimizden ilk bir montları atarız. Burada da işte aynısı oldu. Buranın inanılmaz bir tarihçesi var. Tabii ki bizim için en önemli tarihi Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün burada doğmuş olması. Ama onun ötesinde 1912 öncesine kadar burası Osmanlı'nın en önemli topraklarından biriymiş. 1912 sonrası o toprakların birçoğu tarihi açıdan geride kalmış. Ama şimdi sizi bir kuleye götürüyorum. Orası hala günümüze kadar ulaşmış, hem de sapasağlam ulaşmış bir Osmanlı eseri. Selanik sahilinde, şehrin tam orta yerinde harika bir kule yükseliyor. Beyaz Kule. Bu kule Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış. Birçok tarihçiye göre Mimar Sinan yapmış. Biz o yüzden Mimar Sinan yapmış olarak söylüyoruz ama tarihçilerin henüz tamamen birleşmediğinin de altını çizelim. Kule 1912 yılında Balkan Savaşları sonrası bu topraklar Yunan toprakları olunca tabii ki onların tarihi eseri olmuş ve o noktadan sonra vaftiz edilme amacıyla tamamen beyaza boyanmış. Ancak tarihi dönem boyunca beyaz boya akmış ve kule yeniden Osmanlı dönemindeki kimliğine, bu taşlı kimliğine kavuşmuş. Şimdi turistlerin gelip de kesinlikle görmeden geçmeyeceği yerlerin başında geliyor. Tam bu noktadayken isterseniz çekilebilirim diye çok tatlı bir Türkçe konuşan bir ses duyduk. Allah Allah dedim, acaba ülkemi mi özledim? Hayır, o Selen. Tanıyabilir miyiz seni Selen? Tabii ki, ben Selen. Şu an bir sanat projesi için Yunanistan'dayım. Aslında Yanya'daydım ama proje bittikten sonra bir iki günde Selanik'te dolaşmak istedim. Böyle yani buralardayım, geziyorum. İzmir'i de biliyorsun, gitmişsindir. Hı hı. Ne kadar benziyor değil mi? Çok benziyor yani, resmen karşı kıyı gibi. Evet. Havası da böyle, bir yaz geliyor monta atıyorsun. Şimdi mesela hafif güneş gitti, tekrar böyle soğuk hava kendini hissettirdi. Gerçekten bayağı benziyor. İklimi de çok benziyor, insanları da çok benziyor.
yaptık. Ne tür bir proje için buradasın? Bu bir sanat projesi. Tandem tarafından desteklenen bir proje. Yunanistan ve Türkiye ortaklarıyla yapılıyor. Ve aslında Türkiye ve Yunanistan arasında 1923'te gelişen bu nüfus değişimi, zorunlu göçle ilgili bir proje. Ve bu kapsamda aslında katılımcılardan kendi ev yani aidiyetlikleriyle ilgili bir iş geliştirmeleri bekleniyor. Projenin de ismi Home zaten yani ev. Böyle bir proje ilk ayağı Yanya'daydı. Şimdi ikinci workshop, ikinci atölyede Ankara'da olacak. Onun için çalışıyorum. Süper, yani böyle bir denk gelme olamaz. Bizim programın formatına da çok uygun bir projeymiş. Buradan gidenler burayı özlüyor. Oradan gelenler Türkiye'yi özlüyor. Ve gençler o kadar bilinçli ki şimdi artık projeler bile belki geçmişin o yanlışlarını ya da yanlışlarını demeyelim de hani o tarihin karanlık tarafını düzeltmek için kolları sıvamış durumda. Yani bilmiyorum o kadar bilinçli mi değil mi ama şey çok enteresan. Yani benim de annemin dedesi buradan göç etmiş. O yüzden burada dolanmak, bu eski şehirde dolanırken o şeyi hissetmek çok çok etkiliyor beni ama herkes bu kadar bilinçli mi bilmiyorum. Çünkü çok ciddi bir karanlık taraf var gerçekten geçmişte. Yani bir şekilde belki de yaraları iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de o enerjiyi biraz önce çok enteresan bir şey söyledim. Benim de babaannem Kavala tarafından gelmiş. Ben mesela bir sürü ülkeye gittik ama burada o sanki hani babaannemin çocukluğun enerjisini hissediyorum. Biraz önce galiba benzer bir cümle kurdun. Belki de evet, yani o şey sokaklarda gezinmek acaba nerede yaşıyordu diye düşünmek çok enteresan bir şeymiş gerçekten de. Yani kan çekiyor belki, bilmiyorum. Öyle olur. O zaman sana kolay gelsin, iyi gezmeler, bundan sonrası için başarılar. Teşekkürler. Selanik'teyiz. Bizim için çok değerli bir şehir. Tabii ki ilk durağımız başkonsolosluğumuz ve başkonsolos Orhan Yalman Okan'la birlikteyiz. Şu ana kadar sayısız program yaptık. Birçok büyükelçili ve başkonsolosla röportaj yapma fırsatı bulduk. Ama inanın bu program benim için çok farklı. Hem çok değerli bir isimle birazdan röportaj yapacağız, sohbet edeceğiz. Hem de bulunduğumuz binanın hemen yan tarafında Atatürk'ün evi var. Bu da dünyada tek herhalde. O evin orada olduğunu bilmek bile şu an heyecanımı artırıyor. Siz biraz benim heyecanımı yatıştırın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. TRT Avaz'da yayınlanan Dünyadaki Türkiye programını beğeniyle izliyoruz ve sizi de ekibinizi de burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dediğiniz gibi çok özel bir şehirdeyiz. Selanik şehri, sevgili atamızın doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehir olmakla Türk devleti için, Türk milleti için azami öneme sahip bir şehirdir. Selanik tabi başka yönlerden de bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Her şeyden önce Selanik kendisi 2000 yılı aşan bir tarihe sahip şehir. Tarih boyunca Balkanların dünyaya açılan kapısı niteliğinde olmuş. Ekonomik açıdan, ticari açıdan, kültürel açıdan Osmanlı döneminde de yönetiminde de her zaman yıldızı parlayan bir şehir olmuş. Bu açıdan da devletimiz için önem arz ediyor. Bir üçüncü önem arz ettiği husus da burada soydaşlarımızın bulunması. Tabii soydaşlarımız ağırlıkla Batı Trakya'da ikamet ediyorlar. Ancak burada da sayıları 5000 civarında soydaşımız da ikamet ediyor. Onların da bulunması bu şehrin önemini bizim için daha da arttırıyor. Şimdi Büyükelçilik de tabii bütün ülkeye hitap ediyor ama siz Batı Trakya'ya en yakın olan başkonsolosluk ve hani en büyük şehrin başkonsolosluğu olduğunuz için Batı Trakya'daki Türklerle daha bir iç içesiniz değil mi? Sizin özel bir durumunuz var. Şimdi burada Yunanistan'daki dediğiniz gibi Atina'da bir büyükelçiliğimiz var. Onun dışında 4 tane de başkonsolosluğumuz var. Bunlar Atina Pire Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu, Selanik Başkonsolosluğu ve Gümülcine Başkonsolosluğu. Batı Trakya'daki soydaşlarımız Gümülcine Başkonsolosluğumuzun görev alanına giriyor. Biz burada Orta Makedonya, Batı Makedonya ve Teselya bölgelerinden sorumluyuz. Bu bölgelerin ülkemizle her alanda ilişkilerinin geliştirilmesi ve halklar arası ilişkilerin artırılması için çalışmalarda bulunuyoruz. Göreve başlayalı 4 ay oldu. Çok uzun bir süre değil. Önce hayırlı olsun diyelim. Ama bu 4 aydan neler gözlemlediniz? Özellikle Atatürk'ün eviyle bu kadar hani yakın olduğunuz için soruyorum. Buraya gelen Türklerle, turist olarak ya da burada yaşayan Türklerle Atatürk'ün doğup büyüdüğü şehir arasında ne tür bağlantılar kurdunuz? Hikayeler de geldi mi bilmiyorum bu kadar kısa bir
zaman zarfında. Şimdi Atatürk Evi büyük bir çekim merkezi. Hı hı. Burada. Hatta buradaki Yunan dostlarımız da Atatürk Evi'nin ziyaretçi sayısının artmasından büyük memnuniyet diyorlar. Çünkü buradaki turizme de büyük katkısı oluyor. Ve sayılar hızla artıyor, ziyaretçi sayıları. Bundan 3-5 sene öncesine kadar 30 bin 40 bin olan ziyaretçi sayısı geçtiğimiz sene 100 bini aştı. 2012-2013 yıllarında Atatürk Evi'nde bir restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Bu restorasyon çalışması sonrasında 2 katına 3 katına çıktı ziyaretçi sayısı. Bu da bizleri hem çok sevindiriyor, Atatürk Evi'nin ziyaret edilmesi, hem tabii Yunan dostlarımızı da sevindiriyor. Sadece Türkler değil, dünyanın dört bir tarafından ziyaretçiler geliyor, Avrupa'dan da geliyor. Yunanlılar da ziyaret ediyorlar. Yani o sebeple zaten müzedeki bilgilendirmemiz de sadece Türkçe değil, İngilizce ve Yunanca bilgilendirmeler de yapıyoruz. Yeri gelmişken sorayım, çünkü bunu çok hoş karşılayanlar, keşke ben de orada evlensem diyenler de oluyor, tepki gösterenler de oluyor ama nikah yapılıyor değil mi Atatürk'ün evinde? Evet. Şimdi tabii gençlerimiz için, evlenmek isteyen çiftlerimiz için sevgili atamızın manevi huzurunda evlenmek büyük bir onur, büyük bir gurur oluyor. Biz de başkonsolosluk olarak Atatürk Evi'nin bahçesinde arzu eden çiftlerimizin nikahlarını kıyıyoruz. Yaygın mı bu durum, yaygınlaştı mı? Giderek yaygınlaştığını söyleyebilirim. Biz de memnuniyet duyuyoruz. Biz bunu söyleyince şimdi daha da yaygınlaşacak. Bekleriz, her zaman bekleriz, memnuniyet duyarız. Peki turizm dışında ilişkilerimizi nasıl buluyorsunuz? Bir kere her gelenin söylediği bir şey var ki, gerçekten İzmir'in kopyası. Ege'nin öbür tarafına geç, sanki İzmir'in oradaki yansıması gibi bir şehir Selanik. Turizmle ilgili bağımızı, bağlantımızı biliyoruz ama onun dışında ne gibi coğrafi, ekonomik ya da kültürel bağlarımız var? Şimdi Selanik Yunanistan'ın ikinci büyük şehri. Nüfus açısından da öyle. Kuzey Yunanistan'ın da merkezi konumunda yer alıyor. Turizm alanında dediğiniz gibi ilişkiler arttığı gibi ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, spor gibi her alanda ilişkiler artıyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaret hacmi bundan 10 sene öncesine kadar 1 milyar doların altındaydı. Bu rakam bugün 5 milyar doların üzerine çıktı. İki ülke hükümetleri bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkartmayı hedeflediler. Görüyorsunuz ki ekonomik ve ticari ilişkiler hızla artıyor. Turizm bakımından geçtiğimiz yıl ülkemizden Yunanistan'a 1 milyon civarında turist ziyaret etti. Yunanistan'dan da ülkemizi 800 bin civarında turist ziyaret etti. Bunlar hep hızla artan rakamlar. Tabii nüfus bazında baktığınızda az değil, Yunanistan'dan da bayağı bir hani orantı olarak belki Türklerden daha çok gelmişler değil mi? Tabii. Ama biz dostlarımızla burada, Yunanlı karşıtlarımızla görüşürken, iki ülkenin toplam nüfusu 90 milyonken bu rakamlar halen çok az diyoruz. Evet. Bu ilişkileri daha da arttıralım. İki ülke, iki halkların etkileşimi için bu turizm ilişkileri fevkalade önem taşıyor. Onun dışında da tabii ekonomik ve ticari ilişkilerin de arttırılması için azami gayret gösteriyoruz. Başkonsolosluğumuz bünyesinde bir ticaret ateşeliği de mevcut. Ticaret ateşeliğimizde münhasıran ekonomik ve ticari ilişkiler üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdi tabii Selanik'teyiz. Hani Türkiye'ye en yakın şehirdeyiz. Hani Türkiye'de bunun güncelliği hiçbir zaman bitmedi. İşte baklava bizim, döner bizim, o bizim, bu bizim. Buradan bakınca hani aynı muhabbet burada da oluyor mu? Tabiatıyla mutfakta büyük benzerlik var. Hı hı. O birlikte yaşamış olmanın verdiği etkiyle yemeklerimiz hemen hemen aynı, tatlılarımız aynı, birçok çoğunda da aynı ya da benzer isimleri de kullanıyoruz. Zaten bir çarşı pazara çıktığınızda da sebze isimlerinde, meyve isimlerinde olsun, böyle satıcılar seslendiğinde o benzerlikleri de görürsünüz. Bundan büyük bir keyif alabilirsiniz. Ayrıca Kuzey Yunanistan'ın şöyle bir özelliği var. Kuzey Yunanistan nüfusunun büyük bir kısmı zamanında Anadolu'dan göç eden nüfus oluşturuyor. Malumunuz 1923 yılında iki ülke arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasıyla Batı Trakya ve İstanbul hariç olmak üzere diğer bölgelerde kalan Müslüman Türkler ve Rum Ortodokslar karşılıklı olarak bir nüfus değişimine tabi tutulmuşlar. Bu çerçevede de Türkiye'den, Anadolu'dan ayrılan Ortodoks Rum nüfusun büyük çoğunluğu Kuzey Yunanistan'da iskan edilmiş. Şimdi tabi bu nüfusun büyük çoğunluğu belki de tamamı hayatta değil ama onların çocukları, torunları hayatta. Onların
Anadolu'ya olan şeyleri, özlemleri, gönül bağlarını görmek sevindirici. Hatta bizimle karşılaştıklarında hatırladıkları kadar Türkçe'de konuşmaya gayret gösteriyorlar. Evet. Bunu görmek de çok sevindirici oluyor. Bizler bu mübadillerin, şimdi hayatta olan çocuklarının, torunlarının halen diğer tarafa, yani Müslüman Türklerin göç ettikleri Yunanistan'daki yerlere, buradaki Rumların Anadolu'dan göç ettikleri yerlere olan gönül bağlarını muhafaza etmelerini büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Ve bu sevgi bağının, bu özlemin, hasretin, bu bağın üzerine ikili ilişkilerimizi daha da güzel seviyelere çıkartabileceğimize inanıyoruz. O kadar güzel anlattınız ki yaşamış gibi oldum şimdi, onlardan biri gibi hissettim kendimi. Bir de tarihi bir soru sorayım size. Şimdi buraya turist amaçlı gelenler tabii ki öncelikli olarak atamızın evini ziyaret ediyor. Ama son yıllarda özellikle böyle tarihe saygı, merak da arttı Türkiye'de. Hatta bununla ilgili turların sayısı da az değil. Mesela Selanik'e başka nereleri görmek için gelebilirler? Hani Osmanlı, Türk tarihi demeyelim de hani Osmanlı tarihini, izini sürmeye meraklı turistler. Tabii. Şimdi az önce de belirttiğim gibi 2000 yılı aşan bir tarihi var Selanik şehrinin. Milattan önce 315 yılında Makedonya kralı Kassandros tarafından inşa edilmiş bir şehir. Kassandros Büyük İskender'in kız kardeşi Tesalonike ile evleniyor ve eşinin ismini bu şehre veriyor. Bir Makedon krallığı dönemi var. Ondan sonra Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor. Kısa dönemler Latin işgaline uğruyor. Bir dönem Arap işgaline uğruyor. Ta ki 1387 yılına kadar. 1387 yılında Yıldırım Beyazıt döneminde Selanik Osmanlı topraklarına katılıyor. Daha sonra 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra burası tekrar elimizden çıkılıyor. Bizans Selanik'e tekrar hakim oluyor. 1430 yılında 2. Murat döneminde Selanik tekrar Osmanlı toprağı haline geliyor. Selanik'in bir özelliği de 1492 yılında İspanya'dan Yahudilerin Osmanlı yönetimi tarafından yerleştirildiği bir şehir olmasıdır. Burada zamanında yoğun şekilde Yahudi nüfus da bulunmuş. O açıdan hem Müslümanlara hem Hristiyanlara hem de Yahudilere ev sahipliği yapan çok kültürlü bir şehir niteliği kazanmış. Osmanlı son dönemlerinde de tabii Selanik büyük önem kazanmış. Malumunuz Jöntürkler hareketinin doğuşu burasıdır. Onun dışında İttihat ve Terakki'nin doğum yeri de geliştiği yerde Selanik'tir. 1909'da 31 Mart vakasının olduğu dönemde hareket ordusunun yola çıktığı şehir de yine Selanik'tir. Osmanlı'nın son dönemlerine de damgasını vurmuş bir şehirdir. 1912 yılında da Balkan Harbi sırasında tabii elimizden çıkıp Yunanistan'a katılmıştır Selanik şehri. Şimdi böyle bir tarihi derinliği var. Bu tarihi derinlikte bu şehirde hem Müslüman tarihi eserlerini hem de Yahudi eserlerini günümüze ulaştığı ölçüde görmek mümkün. Örneğin Selanik'te Alaca İmaret Camii günümüze ulaşan camiler arasındadır. Yeni Cami vardır. Hamza Bey Camii bulunmaktadır. Onun dışında Yedi Kule Osmanlı eserleri arasında, deniz kıyısında bulunan Beyaz Kule Osmanlı eserleri arasında yer almaktadır. Onun dışında hamamlarımız mevcut burada. Yeni Hamam, Bey Hamamı, Paşa Hamamı, Yahudi Hamamı bulunuyor. Yine Osmanlı döneminden kalma bir bedesten bulunuyor. Musa Baba Türbesi var. Yine Osmanlı döneminden kalan. Bu eserler benim şu sırada aklıma gelen eserler. Bunları ziyaretçiler ziyaret etme imkanı bulabilirler. Hep böyle tarihi eser kıvamında mı kalmış hepsi, kullanılanlar var mı aralarında? Özellikle camiler için soruyorum tabii. Tabii camiler şu an için ibadete açık değil. Bunlar müze statüsünde ziyaretlere açık. O şekilde ziyaret edilebilirler. Burada yaşayan Müslümanlar nasıl ibadet ediyor? Buradaki soydaşlarımızın da kendilerinin kurduğu dernekler bulunuyor. Bunlardan bir cami derneğimiz var. Makedonya Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği diye geçiyor. Bu derneğimizin bünyesinde bir mescit bulunuyor, bir din görevlisi bulunuyor. Buradaki soydaşlarımız orada dini ihtiyaçlarını yerine getirebiliyorlar. Aynı zamanda o derneğin bünyesinde Türkçe dersleri de yapılıyor. Soydaşlarımız da, çocukları da Türkçelerini geliştirmek için
dernek bünyesinde verilen Türkçe derslerine katılıyorlar. Bunun dışında da Trakya Spor Derneği mevcut burada, soydaşlarımızla kurulmuş. Amatör ligde oyun oynayan bir soydaş kulübümüz var. Onlar da gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirilmeleri için kendileri bu şekilde katkıda bulunuyorlar. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ama sizi bırakmak istemiyorum. Çünkü Atatürk'ün evine birlikte gidelim istiyorum. Bilmiyorum ne kadar vaktiniz ama en azından beraber böyle bir küçük tur atalım. Biz çünkü oraya bir girersek şimdi bir saat çıkamayız zaten, gözyaşlarımıza da hakim olamayız. Oradan size veda ederiz. Biz ayrıntılı gezmeye devam ederiz sonra. Mutluluk duyarım. Sağ olun. Evet, Atatürk'ün evinin bahçesindeyiz şu an. Tir tir titriyorum, yanlış kelime kullanmaktan çok korkuyorum. Yine heyecanımı yatıştırmak için Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağaç. Önce doğru mu diyorum, çünkü yok Atatürk bu evde doğdu da doğmadı da. Biz şu an zaten bilgilerin en doğrusunu alacağız Sayın Başkonsolos'tan. Bu doğru bilgiyle başlayalım. Tabii şu an Atatürk'ün evinde doğduğu gerçek evinde bulunuyoruz. Dediğiniz gibi bunlar ağacı. Ali Rıza Efendi tarafından dikilen ağaç, Atatürk'ün, sevgili atamızın çocukluğunun altında geçtiği ağaç bu. Tabii mevsim itibariyle şu an meyvesi yok ama uygun bir mevsimde gelseydiniz ağacımızın halen güzel narlarından, evet, size ikramda da bulunabilirdik. Ağacımızı gözümüzün bebeği gibi bakıyoruz. Her sene bakımı, ilaçlaması, aşısı yaptırılarak daha da uzun yıllar yaşatmak istiyoruz ağacımızı. Harika. Ya yaşıyor, bir şey yaşıyor burada. O ne kadar güzel bir şey. Mustafa Kemal bu merdivenlerden hoplaya zıplaya eve girer miymiş? Evet. Bu evin, müsaade ederseniz kısaca bir tarihçesinden söz etmek isterim. Ev tabii 1870 yılında inşa edilmiş. Bundan birkaç sene sonra Ali Rıza Efendi bu evi alıyor. Ali Rıza Efendi 1888 yılında vefat ediyor. Vefat edince aile yan tarafta küçük bir eve kiralık olarak çıkıyor. Tabii ev yine duruyor burada. Bu ev ne zamana kadar? 1912 yılına kadar aileye ait oluyor. 1912 yılı Selanik'in Yunanistan'a geçtiği yıl. O tarihte aile İstanbul'a taşınıyor. Zübeyde Hanım ve kız kardeşi. 1933 yılına geldiğimizde Türk ve Yunan hükümetler arasındaki dostluk ilişkileri çerçevesinde, özellikle sevgili atamız Atatürk'ün ve Venizelos arasındaki dostluk ilişkileri çerçevesinde öncelikle evin girişine Atatürk'ün bu evde doğduğunu belirten bir tabela, Türkçe, Yunanca ve Fransızca bir tabela yerleştiriliyor. Bu tabela da halen duruyor burada. Evet, 1937 yılına geldiğimizde yine dostane ilişkiler çerçevesinde Yunanistan hükümetinin talimatıyla Selanik Belediyesi bu evi Yunan sahibinden satın alıp Türk hükümetine veriyor. Ve o tarihten itibaren de Atatürk evi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir malı oluyor. 1940 yılında evde tadilat işlemleri, renovasyon işlemleri başlıyor. Fakat uzun sürüyor, araya 2. Dünya Savaşı'nın girmesiyle 10 yıllık bir süreç alıyor. 1950 yılında tamamlanıyor. 10 Kasım 1953 tarihinde, yani sevgili atamızın naaşının Etnografi Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındığı gün evde ziyaretçilere açılıyor. O tarihten bu yana da ziyaretçilere açık. 2012-2013 döneminde evde tekrar geniş kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılıyor. Aynı zamanda bahçesinde peyzaj çalışması yapılıyor ve bir modern müzecilik anlayışı çerçevesinde bu restorasyon gerçekleştirilip tekrar ziyaretçiler için açık konuma getirildi. Şimdi birlikte gezeceğiz. Bu maket bana tanıdık geldi. Benim gibi 2012 yılından önce ziyaret ettiyseniz atamızın evini, bu maketin birebir aynısını ziyaret etmiş oldunuz. Ama şimdi gelirseniz çok önemli farklılıklar var, değil mi? Evet, şimdi burada son yapılan restorasyonda az önce belirttiğim gibi modern müzecilik anlayışıyla restore yapıldı. Bunun amacı da şu, Selanik'e, Atatürk evine gelen ziyaretçiler
Belirttiğim gibi sadece Türkler değil, Yunanlar da, dünyanın dört bir tarafından, Avrupa'dan da ziyaretçiler geliyor. Sevgili atamız kim? Ve Türk milleti için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu öğrensinler de istiyoruz. Bu sebeple burada Atatürk Evi'nin çeşitli bölümlerinde bilgilendirme panolarıyla, ki bu panolarda İngilizce, Türkçe ve Yunanca bilgilendirmeler yer alıyor. Aynı zamanda ekranlarda yer alan filmlerle sevgili atamız hakkında da ziyaretçileri bilgilendirmiş oluyoruz. Burada 4 tematik odadan oluşuyor. Bu odaların isimleri sevgili atamızın hayatında büyük önem arz eden Selanik, Manastır, askeri idadede bulunduğu yer, İstanbul ve Ankara odaları. Ziyaretçiler tabii bu restorasyon öncesinde evin hali nasıldı merak ediyorlarsa, onlar için de bu maketler burada oluşturuldu. Bu maketlerden de eski halini görebilirler. Bunun da ötesinde restorasyon çalışması sonrasında asıl önemli olan sevgili atamızın bizzat kullandığı eşyaları buraya getirttik İstanbul'dan. Kılık kıyafetleri olsun, bazı şahsi kullanım malzemeleri olsun burada yer alıyor. Bu da 2012'den sonra olan bir şey. Ve burada sevgili atamızın annesi Zübeyde Hanım'ın da aynı zamanda bal mumu heykelleri de yapıldı. Onlar da burada sevgili ziyaretçilerimizi bekliyorlar. Sayın Başkonsolosumuza verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. O şimdi işinin başına döndü. Biz size detayları aktarmaya devam edeceğiz. İnanın şu an nasıl duygulandığımı size anlatamam. İlk 9-10 yaşlarındaydım sanırım buraya geldiğimde. Babamın elinden tutmuştum. Her Türk anne ve babanın yapması gerektiği bir şeydi çocuğunu buraya getirmek. Sonra yıllar önce geldim. Çok farklıydı. Şimdi yeni tadilatlı halini bu program vesilesiyle görüyorum. Umarım bizi izleyen ekran başındaki herkes bir gün çocuğunu alır ya da kendisini, sevdiğini, arkadaşını alır. Bu güzel, bu anlamlı evi ziyaret eder. Hadi gelin birlikte içeriği gezelim. Hemen girişte Selanik Odası sağ tarafta. Birazdan göreceksiniz arka tarafta Manastır Odası. Selanik'ten başlama sebebi tabii ki burada doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla 1881'den kronolojik olarak Atatürk Evi ziyaretçilerine anlatılmaya başlanıyor. Bu odaya hızlıca girerseniz çok irkilirsiniz. Çünkü burada Zübeyde Hanım'ın bir bal mumu heykeli var. O kadar benziyor ki bunu bilmeden girince biraz boş bulunabilirsiniz. Eğer gelirseniz ben şimdiden uyarayım. Bu odada ve diğer odada da göreceğiniz her şey yeniden monte edilmiş. Atatürk artık biliyorsunuz bir dünya lideri. O yüzden buraya dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Ve bu ışıklı panolar, gerek bu ışıklı panolar, gerekse Barkovizyon gösterileri dünyadan gelen tüm turistlere göre, sadece Türk turistlere göre değil, dünyadan gelen tüm turistlere göre ayarlanmış, düzenlenmiş. Burada çok özel bir şey var. Yandaki odada bir sonrakini ve bir sonrakini de göreceğiz birlikte. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Askeri Rüştiyesi 4. sınıf notları. Okul 4.'sü olmuş Mustafa Kemal. O karneyi ve tüm detaylarıyla görüyoruz. Bu orijinal hali Arapça harflerle. Bu Türkçesi. Bu da biraz önce söylediğim gibi diğer ziyaretçiler için İngilizcesi. Bu 4.'lük en kötü derecesi. Daha sonra o dereceler gittikçe yükselecek. Makette de gördüğünüz 2012'den önce bu evde sembolik eşyalar vardı. Yani Atatürk'ün o dönem ailesinin ve kendisinin kullandığı eşyaların birebir kopyası. Şimdi daha modern çağdaş bir müze haline geldi burası. Şimdi Atatürk'ün sergilenen kişisel eşyalarıysa tamamen kendisine ait, tamamen orijinal. Mesela burada gördüğünüz minik kadehler ve kaşıklar Kocaeli'den özel olarak buraya getirtilmiş. Yine aynı şekilde buradaki çatal bıçak takımı, plastik servis takımı da yine Atatürk'ün kişisel eşyası Kocaeli'den buraya getirilmiş. Atatürk'ün hayatı 4 odada anlatılıyor demiştik. Selanik'i, yani çocukluk yıllarını bitirdik. Şimdi gençlik yıllarının anlatıldığı Manastır Odası'ndayız. Özellikle Manastır Askeri İdadesi'nde geçen yıllar anlatılıyor bu odada. Tabii ki çok özel, orijinal fotoğrafları eşliğinde. Müzede şöyle bir yenilik de var. Görüyorsunuz burası orijinal ev. Atatürk'ün doğup büyüdüğü ev. Burası da orijinal, normalde sokağa baktığı pencere. Ama dışarıyla ilişki
müzeye daha bir çağdaş modern müze havası verilme amacıyla orijinal fotoğraflarla bu şekilde kapatılmış. Biraz önce bahsetmiştim ya notlar gittikçe yükseliyor diye. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdaresi 3. sınıf notları, notlarını anlatan karnesi de burada 3 pano var. 3'ü aslında aynı karneyi anlatıyor. Bu orijinal hali, Türkçe hali ve İngilizce hali. Yakından birazdan göreceksiniz. Bu sınıfta Mustafa Kemal 420 puanla Ahmet Tevfik'le birinciliği paylaşmış. Ahmet Tevfik de Selanikli bu arada. İki Selanikli manastırda birinciliği paylaşmışlar. Hemen girişte solda evin mutfağı var. Orijinal yerinde Mustafa Kemal 12-13 yaşlarında. Herhalde karnı acıkmış, annesinin ona yemek yapmasını bekliyor mizansen olarak. Evin ikinci katındayız şimdi. Selanik ve manastır odalarını gezdik. Sırada İstanbul ve Ankara odaları var. İstanbul odası 1899-1919 yılları arasındaki dönemini anlatıyor. Yine harp okulunun da içinde olduğu. Askerliğe henüz geçiş yaptığı. Ankara yılları ise tamamen asker Mustafa Kemal Atatürk ve siyasetçi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı oda. Görüyorsunuz yine Atatürk'ün dünya liderleriyle karşılaştırılması ve dünyadaki önemi daha yaşadığı yıllarda nasıl özel bir insan olduğunun her kesim tarafından bilindiği ile ilgili detaylar, evraklar, fotoğraflar. Tabii her şey bu odaya girene kadarmış. İnanın çekimden önce 3-4 defa aynı şeyi yaptım. Acaba ben mi kafamda kuruyorum bunu diye. Her seferinde aynı şeyi hissettim. Her seferinde tüylerim diken diken oldu. Burası Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı oda. Tabii şu an müze haliyle gördüğünüz için, hani yatak halı görmediğiniz için belki hani canlandıramıyorsunuz ama bu bir gerçek. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gözlerini bu odada açmış. Ve odada öyle bir enerji var ki size anlatamam. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarından oluşan bir vitrin. Aşağıdakilerde olduğu gibi bunlar da yine Kocaeli'den geldi. Sadece bir tanesi hariç o bilgiyi özellikle vermek istiyorum. Bu damgalı kemer Uşak'tan getirildi buraya. Ve son odadayız. Ankara odasında hayatının 4. kısmı olarak düşünülen oda ve yine aynı şey oldu Zübeyde Hanım odasındakiyle. Burada Atatürk'ün silikon bir heykeli var. Fransa'daki Balmum heykeli, onunla karıştırmayın. Silikon bir heykel. Bu müze için, bu müzenin yeniden açıldığı 2013 yılı için Murat Daşkın tarafından yapılmış inanılmaz güzel bir heykel. Yine girince böyle bir irkildim. Şimdi çıkıp yine girsem yine irkileceğim. O kadar birebir kopyası olmuş ki. Vücut ölçüleri, renk, ebat, her şey tamamen Atatürk'ü yansıtıyor. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş bu haliyle. Müzenin belki de en önemli, en anlamlı parçası olmuş. Bu güzel silikon atamızın heykeli. Atamızın evinin alt katındayız. Bu oda çocuklara sürpriz. Bu odayı izledikten sonra hadi anne, hadi baba beni ne olur Atatürk'ün evine götürün diyeceğinize eminim sevgili çocuklar. Atatürk ve çocuk temalı. Birbirinden güzel fotoğraflar, çoğuna zaten tarih kitaplarından, sosyal medyadan, özel günlerden, Atatürk'e ait eserlerden, kitaplardan bir şekilde aşinayız. Ama hepsini bir arada görünce ne kadar güzel insanın içi böyle o şiirdeki, 23 Nisan şiirindeki gibi neşe doluyor. Bu tarafta yine bir video gösterisi var. Bu kez Barkı Vizyon değil, video gösterisi. Tabii çocuklar daha rahat seyretsin diye. Birazdan daha alt yaş grubuna gideceğiz. Bu biraz daha üst yaş grubuna hitap eden yine Atatürk ve çocuk temalı bir video gösterisi. Selçuk Yöntem'in güzel sesinden. Şimdi yan odaya geçiyoruz. Daha eğlenceli bir şey olamaz. Ben buraya Atatürk Anaokulu adını
taktım. Atatürk'ün evinin içinde bir Atatürk Anaokulu görüyorsunuz. Minik minik sandalyeler biraz önceki film yerini çizgi filme dönüştürdü. Yine Atatürk sevgisini anlatan o kadar eğlenceli ki keşke başından sonuna kadar seyredebilseniz. Onun için buraya geleceksiniz çocuğunuza tabii ki. Burada bu yapbozlar vardır bizim çocukluğumuzda. Hala da en sevilen oyuncaklardandır. Çok zeka da geliştirir. Atatürk yapbozu yapmışlar. İki Atatürk resmini yan yana getiriyorsunuz. Oyunu kazanmış oluyorsunuz. Şöyle bir tane mesela favorim. İşte bu. Anafartalar Savaşı'ndan bir kale. Mesela o, Nabu yan yana geldiğinde bulmuş oluyorsunuz öbür eşini. Tabii burası daha çok 0 belki 5-6 yaş arasına hitap eden bir bölüm. Bakın. Buraya en son çok akıllı çocuklar gelmiş. Hepsi yan yana duruyor. İkisini yan yana getiriyorsunuz. Atanıza sevginizi yollamış oluyorsunuz. Arka tarafta da yine Atatürk Kütüphanesi. Bilgili bir toplumun biliyorsunuz birinci sebebi okumak, öğrenmektir. Burada o mesaj da veriliyor. Çok da birbirinden değerli eserler de yine bu bölümde. Selanik'ten bir Osmanlı geçmiş. Söylediğim gibi birçok güzel tarihi eser kalmış geriye. İşte onlardan biri gördüğünüz yeni cami, adının yeni olduğuna bakmayın. Kendisi son derece eski, 1902 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılmış ve hatta yapılan son cami olma özelliğini de taşıyor. O dönem Yahudilikten Müslümanlığa geçen cemaat tarafından bir İtalyan mimara yapılmış bu güzel cami. Tabii daha sonra bu topraklar Yunanistan toprağı olduktan sonra burası önce müze, arkeoloji müzesi ve sonrasında sergi salonu olarak kullanılmaya devam etmiş. 2013 yılında bir günlüğüne Müslüman cemaat için ibadete açılmış. Ancak bu sadece bir gün sürmüş. Şimdi belediyeye başvurulmuş buranın sürekli cami olarak kullanılmaya devam edilmesi için tabii ki karar bekleniyor. Umarız bu karar Müslüman cemaatin lehine gelişir. Cami bir Osmanlı eseri. Yapanlar Yahudilikten Müslümanlığa geçen bir cemaat. Yapan İtalyan olunca tabii ki Osmanlı, İtalyan, Avrupa, Türk, İslami sentezi karışık ama şahane bir eser çıkmış ortaya. İşte ünlü İtalyan mimar Vitaliano Poselli imzalı. Üzerinde Arapça yazısıyla zaten biraz önce verdiğim bilgiyi küçücük bir kareyle anlatan çok güzel bir amblem var caminin hemen önünde. Biraz önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan son camiyi göstermiştik size. Yeni cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan ilk camide sıra Hamza Bey Camii. Peki adı nereden geliyor? 1468 yılında yapılmış bu cami. 1460 yılında vefat eden ve Selanik'i fetheden Anadolu Beylerbeyi Hamza Bey'e ithaf edilmiş. Çok güzel ve çok özel bir cami ve bugünlerde tadilatta yeni halini, yenilenmiş halini görmek için sabırsızlanıyoruz. Gittiğimiz yerlerde hep o bölgenin mutfağını, en güzel lezzetlerini sizlere aktarmak programın vazgeçilmez köşelerinden biri oldu. Ama kuşkusuz en eğlenceli, bu anlamda en eğlenceli bölümlerden biri
kesinlikle Yunanistan'da mutfak kültürü kısmı olacak. Bir kere her şeyden önce Gürcistan'da ya da Balkanlar'da olduğu gibi çok fazla zorlanmayacağım yemek isimleriyle ilgili. Çünkü Yunanistan mutfağındaki isimlerin çoğu Türk isimlerine çok benziyor. Sadece sonlarında böyle hani aşina olanlar bilirler, Yunanca takıları var. Gördüğünüz gibi krallara layık bir sofra var şu an önümde. Hemen en önden başlıyorum. Sizce bu ne? Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Gerçi bizdeki daha sulu olur ama caciki. Yani bizdeki daha sulu, yoğurtlu, salatalıklı salata, bir çeşit salata versiyonu cacık. Burada caciki daha katı. Herhalde bunu da anlatmama gerek yok. 3 yaşında çocuk bilir. Bizim bildiğiniz köfte. Yunanistan'da oldu onun adı kefteres. Sadece Yunanlar bu tür etleri yoğurtla yemeye bayılıyor. Yoğurtlu kefteres adı. Pita ekmeğiyle geliyor. Bunu da anlatmama gerek yok herhalde. Dolma. Üstelik onun takısı da yok. Dolma. Yalnız birazdan içini göstereceğim size. Bizde pirinç ya da bulgur konur. O versiyonu da varmış Yunanlılarda. Ama biz farklı bir şey tadalım istedik. İçinde Yunanlılarda peynir kültürü inanılmaz. İçinde sadece peynir varmış. Dolma yaprağıyla peynir nasıl iç içe geçmiş, neye benzemiş tadı çok merak ediyorum. İşte biraz önce söylediğim gibi Yunanlarda peynir çok özel bir yere sahip. Peyniri her türlü yemekte, her türlü şekilde kullanıyorlar. Bu da kızarmış peynir. Kurabiyeyi andırıyor. Bunun içinde domates var. Şu an gözükmüyor ama yine domatese olduğu gibi feta peyniriyle, Yunanların en ünlü peyniri feta cheese'le kaplamışlar, kızartmışlar. Böyle bir görüntü olmuş. Biz daha katısını yaparız. Ama tabii ki lezzet Türk mutfağını sevenlere, bilenlere çok yakın bir lezzet. Fava. Ve en sonda da, en başta, dünyada herhalde en bilinen salatalardan biri Greek salat, Yunan usulü salata. Bizim çoban salatayı andırıyor. İçinde farklı olarak bizde koyanlar da var gerçi ama zeytin var. Üzerinde de koca bir parça Yunan peyniriyle geliyor. Bizde her şey daha karışık karışık geliyor. En büyük farkı bu peynirin üstüne böyle kalıp şeklinde koyulması. Benden anlatma bu kadar. Şimdi sıra geldi tatmaya. Bu kısım için sizden her zamanki gibi özür diliyorum ve afiyetle Yunan mutfağının en güzide örneklerinden önümdeki tabakların üstündekilerin içindekilerin tadına sizin için bakıyorum. Müzik.